Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz özel yapım flanş alternatördür. Şu gördüğünüz kısım komple metal gibi gözüküyor boyadan dolayı. Polyester içerisine alınmış bobin vardır. Şunlar da gördüğünüz, bakın N diye yazdığım mıknatıslardır. İçeride ve dışarıda mıknatıslar vardır. Bu özel yapımdır. Bu oto kampanası dediğimiz veya fren diski dediğimiz maddeden yapılmıştır flanş alternatör. Bunun çıkışı 3 fazdır. Bakın şu bobinlerden gelen 3 faz alternatif akım çıkar. Bu alternatif akım şu benim yaptığım göstergeli tablo panoda. İçerisinde bunun 50 amperlik köprü diyot var. 3 fazı birleştirip artı eksiye dönüştürür. Bakın şuradan artı eksi. Ve buradan da benim test tablamda 5 tane 50 wattlık halojen ampul. Bu da eşittir 250 watt. Yani 12 volt 250 watt. Tabii 12 volt aküyü şarj etmesi için 13.8 voltu bulması lazım. 13.8 volt veya 14 voltu kaç devirde bulduğunu sizlere göstereceğim. Şurada gördüğünüz fosforlu bant vardır. Bunda lazer takometremizle kaç devirde 14 volt verdiğini ve 250 watt ampulleri nasıl yaktığını göreceksiniz. Bu bizim panoda da göreceksiniz ayrıca. Tabii bunu ben nasıl çevireceğim elimle? Çevirmem mümkün değil. Tabii başka motorla, burada sürücü dediğimiz başka motorla döndüreceğim. Bu konuda tabii eleştiri alıyoruz. Bir elektrik motorunu niye elektrik motoruyla döndürüyorsun diye. O zaman bir baba yiğit varsa bunu 300 devir böyle eliyle döndürsün. Tabii onlara da bir şey demiyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi çalıştırıyorum gördüğünüz gibi. Buradan da çektiği amperi de görebilirsiniz. Bakın şu anda hafif hareket veriyorum. Ve dönmeye başlayacak. Başladı. Lambalarımıza bakalım. Bak hemen yanmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bakın voltajı gördünüz. Hemen 13.8. Şu anda aküyü çok güzel şarj etmektedir. Ve şu anda tabi şu ampulümüz değmemiş. Şimdi biraz daha, evet, aküyü çok güzel şarj etmektedir. Bakın 14 nokta. Evet, 14.5 volt, çok güzel bir değer. Şimdi devrimi ölçüyoruz. Bakın 390 devir. Gördüğünüz gibi. Tekrar ölçüyorum. 371 devirde. Evet, 371 devirde 250 watt'ı çok güzel yakmaktadır. Gördüğünüz gibi hatta 15 volta, 14.9'a 15 volta çıkmaktadır. Yani 370 devir diyelim biz bunu. 370 devirde, 350 devirde 250 watt 12 voltu çok güzel şarj etmektedir. Diğer testimizde de 24 volt testini ve 48 volt testini yapacağım. Bunu rüzgar türbini olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Tabi bunun kanatları da şunlardır. Bunlar da vidaları. 3 tane kanatları var gördüğünüz gibi. Onlarla beraber isterseniz tabi gönderirim. İstemezseniz siz kendiniz de kanat yapabilirsiniz. Şu arka kısmını da göstereyim. Esas monte edeceğiniz yer burasıdır, direğin başına. Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim. Ayrıca şarj kontrol cihazlarımız da vardır. İsteyen arkadaşlara bu lazer takometreyi de gönderebilirim. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.